Marmaris'te son 48 saattir tek gündem gizemli bir uçak. Grand Caravan X tipi bir uçak. İddiaya göre yaydığı sismik dalgayla yer altındaki madenleri tespit etme özelliğine sahip. Ve Marmaris semalarında dolaşıyor. Buraya kadar her şey aslında normal gibi görünüyor tabii ama uçağın mekik dokuduğu bölge kafa karıştırıyor. Çünkü arazinin üzerinde firari FETÖ'cü Akın İpek'in eskiden sahibi olduğu otel var. Daha önce FETÖ'cü Akın İpek'in bölgeye 20 ton altın sakladığı iddiası da var. Şimdi bu ikisini birleştirince gizem daha da biliyor. ATV Haber ekibinden Vural Efecik bugün o arazinin olduğu bölgeyi görüntüledi ve gizemli uçağın izini sürdü. Çok da önemli bilgilere ulaştı. İşte detaylar. Arkasında T şeklinde bir ne o? Kameralar yerleştirilmiş. Döndü durdu. Uçağın mekik dokuduğu bölge Marmaris semaları. İddia o ki yaydığı sismik dalgayla FETÖ'cü Akın İpek'in sakladığı altını aradı. Aranan altının miktarı ise la küçültülecek cinsten. Tahmini rakam 20 ton. Bu 3 boyutlu görsel çekim yapabilen bir uçak. 20-30 sefer aynı yerden dönüş yapıyor. Marmaris semalarındaki gizemli uçak 2 gün üst üste alçak uçuş yaptı. Sortaya attığı bölge firari FETÖ'cü Akın İpek'in eskiden sahibi olduğu otel arazisinin tam üzeriydi. Turgut Bey Orhaniye'nin koylarına girdi. Bazen bu yerleşik alanın üzerine doğru çıktı ama genelde körfez üstünü çekti yani. FETÖ'cü hain Akın İpek bir dönem altın madeni işletiyordu. İddiaya göre madenlerden çıkardığı tonlarca altını otelin arazisine sakladı. İlk olarak 2 yıl önce ortaya atılan iddianın ardından bölgede kaza hareketliliği yaşanmıştı. Aynı otelde geçen yıl Maden Teknik Arama Enstitüsü tarafından para ve altın gömüldüğü iddia edilerek kazı çalışması gerçekleştirilmişti. Uzmanlara göre Marmaris semalarında mekik dokuyan uçak gönderdiği sinyalle yer altının fotoğrafını çıkarıyor. Bir başka deyişle yer altındaki madenleri tespit ediyor. Kimileri diyor yok kaçak bina şey diyor ya kaçak bina arası adam hep aynı yerden mi dönecek? Kaçtığı İngiltere'de yaşayan FETÖ'cü hain Akın İpek'in sakladığı altının miktarı rivayet o ki 20 ton civarında. Görmüş olduğunuz sarı cihaz kazı sondaj makinesi olarak otele getirildiği iddia edildi.